Başkanım, Çınarcık Belediyesi olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında bir aylık süreçte ne gibi çalışmalar yapıldı? Onu da belediye olarak ne gibi hizmet yapıldı? Biz virüs başlar başlamaz tahmin ediyorum ki ilk ekiplerimizi hazırlayan Çınarcık'tır. Yani biz hemen o akşam toplandık, bütün ekiplerimizi hazırladık. Sağ olsun diğer belediye içindeki müdürlerimiz, şeflerimiz toplandık. Ne yapabiliriz? Meclis üyelerimiz toplandık. Ne yapabiliriz? Nasıl bir başlayalım? Biz nasıl hizmet edeceğiz 65 yaş üstüne? Ne yapacak bu insanlar? Ne yiyecekler? Ne içecekler? Bunların hepsini planladık ve uygulamaya soktuk. Ondan sonra tüm Çınarcık'ta çok ciddi bir dezenfektan çalışması yaptık. İlk başta resmi kurullarımız, okullarımız, camilerimiz daha başlar başlamaz. Kapanmadan biz dezenfektan yapmaya başladık zaten. Hala da hastanemizi, sağlık ocağımızı, hükümet konağımızı, belediyemizi, tüm kamu eczanelerimizi 2 günde bir en geç olmak üzere huzur evimizi ilaçlıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, 50 ton civarı sadece dezenfektan ilacı kullandık. Bütün yolları sabunlu sularla, çamaşır sularıyla yıkıyoruz. 2 günde bir, 3 günde bir büyük bir turbo ilaçlama makinemiz var. Onunla birlikte tüm Çınarcık'ı ilaçlıyoruz. Peki, Çınarcık Belediyesi koronavirüs süreci bir aydır devam ediyor. Tabii ki yoğun bir şekilde ilk etapta bu çalışmalar önde gidiyor diyebiliriz. Bunun dışında Çınarcık Belediyesi'nin rutin çalışmaları nasıl yürüyor? Bir aksama var mı Sayın Başkanım? Şöyle bir şey söyleyeyim. Neticede bu raporlu personel şu an zaten işe gelmiyor. Hepsi izinli. Öyle olunca tabii ki ekiplerimizde bir azalma var. Yani bir temizlik işlerimizde bile personelin şu an yarısından çoğu kronik rahatsızlığı olduğu için işe gelmiyorlar. Ama tabii ki biz çalışmalarımızı hiçbir türlü şey yapmıyoruz. Sekteye uğramasına müsaade etmiyoruz. Mesela şu an bölge olarak Çamlık Mahallesi'nde çok ciddi çalışmalarımız var. Orada çok ciddi yağmur suyu, Çamlık Mahallesi'nin olduğu gibi parkelerini yeniliyoruz. Ekiplerimiz havalar müsaade ettiği sürece geç vakitlere kadar orada çalışıyorlar. Personel eksilmesine rağmen siz rutin çalışmanızı çok başarılı bir şekilde devam ettiriyorsunuz. Şu an sürdürüyoruz tabii ki. İlave etmek istediğiniz bir şey var mı? Özellikle Çınarcık halkına, Yalova kamuoyuna. Çınarcık'a söz verdiğimiz bütün projelerimizi yapacağımızı buradan tekrar söylemek istiyorum. Dolgu projemizin 1-2 haftası kaldı, başlayacak. Son projedeki eksikler vardı. Onlar da tamamlandı. Şu an firmayı bekliyoruz. Yani 1-2 hafta içinde firma çalışmalarına başlayacak. Ha bu durgunlukta da vali onu da biraz hızlandırdı. Yani yaz gelmeden dolguda toz toprak olmadan dolguda bir yol kat etmeyi planlıyoruz. Diğer projelerimizi de takip ediyoruz. Yani biz bu şu an koronavirüsten dolayı hiçbir şeyi askıya alalım, bekletelim demiyoruz. Sağ olsun vekillerimiz, il başkanımız bu konuda onlara da yoğun çabası var. Birlikte bir şeyler yapmak için hala çalışmalarımız devam ediyor ve yapacağız. Dolgu projesini açtın Sayın Başkan. Proje tamam dediniz. Her şey bir tamam. Nevi bu bir temel atma töreni gibi bir şey mi? Olabilir. Bismillah, evet. Bir Bismillah deyip başlayacağız. Şu an bir tören yapamayacağız tabii olacak ki. Ama önümüzdeki süreçte inşallah bir an önce bu virüsü atlatırız. Bu ne kadar bir sürede dolgu projesini tamamlamadı? Yani, dolgu projenin başlandığı günden itibaren zaten bir yıl senede süresi var. Tamamlamadı. Bir yılda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yaptığı bir proje. Evet. Tamamen bizim belediyeden hiçbir şekilde para çıkmadan yapılan bir proje olacak. Bu bir yılda bize tamamlayacaklar. Fakat bir yıl sonra onlar sadece dolguyu tamamlayıp bize bırakacaklar. Üst peyzaj çalışmalarını, işte çevre düzenlemesini, her şeyini biz belediye olarak yapacağız. Yani koronavirüs salgınıyla bu projenin bir ertelenmesi, durdurulması gibi yok, bir durum söz konusu. Zaten bu projenin her şeyi bitmişti. Yani bütün ödeneği falan her şey çıktı. Şu an firma çalışacak, hak edişini yapıp devlet de parası zaten hazır. Tabii ki kapatmadan önce biz Çınarcık Belediyesi olarak halkımıza tekrar buradan seslenmek istiyoruz. Kesinlikle 65 yaş üstü ve 20 yaşına kadar olan gençlerimiz sokağa çıkmasınlar.
Onlar ne kadar evde kalırlarsa bu salgını da o kadar çabuk atlatacağız. Biz belediye olarak, diğer kamu kurum kuruluşları olarak tüm onların hizmetlerini görmeye çalışıyoruz. Onları rahat ettirmeye çalışıyoruz. Lütfen evde kalsınlar. Sevdikleri için evde kalsınlar. Çınarcık için, ülkemiz için evde kalsınlar diyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz.